Komik ya gerçi. Aa bak şurada mermiler var. Bakalım. Bak hepsi açıklıyor. Ha 3 level motor. 3 level motor buluyorsun ya. Tak bakalım motoru hadi. Level 2. Ha paletler değişiyor. Bakın bu 1 level. Arkadaşlar bugün tank oyunları içerisinde en ilginç oyunu tanıtacağım sizlere. Simülasyon değil oyun. Bildiğiniz PUBG ile World of Tanks'i veya da Armored Warfare'ı karıştırın bu oyun. Yani öyle ilginç bir oyun ki sizi paraşütle atıyorlar. İşte sağ soldan mermi alıyorsun. İşte APCR var, APFSDS var, işte HEAT var, ATGM'ler var. Yani bildiğin mermi alıyorsun sağdan soldan gidip. İşte tankına zırh buluyorsun. Mesela zırh bulduğun zaman paketten işte M60A1'e RISE paketi takılıyor. Normalde bu ilk model M60 arkadaşlar. Yani M48A5 seviyesi ne demek mümkün? Kulesini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. M48 kulesi. Tek farkı M68 topunun takılı olması. Yani bu bildiğiniz ilk model M60. M60A1 veya A3 değil zaten kule yapısından görüyorsunuz. Ama gövdesi tabii M60'la aynı. Lakin kulesi M48 seviyesinde. Neyse. Şimdi oyuna oyuna ilk başladığınız zaman size Leopard 1, TL5 ve M60 veriyor. Bu üçünü ilk giriş bölümünde seçebiliyorsunuz. Ya yani şimdi bunun zırhı iyi. Leopard 1'in hızı iyi. TL5'lerinde hikmetse ateş kuvveti ilginç bir şekilde daha fazla. İlginç yani. Bir de bunda şey falan da yok. Var ya ucunda bizim burada. Gaz tahliyesi borusu demek istemiyorum. Çünkü öyle bir şey değil yani o bildiğin. Ruslar vodka içip bir şey yapmışlar oraya. Neyse. Açabiliyor muyum ben? Yok. Herhalde bir şey olması gerekiyor. Bir de X2 veriyor abi. Çok mantıklı ya. Aynı Armored Warfare gibi. Oyuna daha ilk yeni girdim arkadaşlar. Yani hiçbir şey bilmiyorum oyunun. Bu arada benim ekranım bu kadar vermiyor. Bu nasıl oldu ben anlamadım yani. Abi bakar mısın şuna? Yalnız bu oyunu ben silerim ha. Yani GTX 1050 Ti ekran kartında 15 FPS veriyorsa siktir git derler adama yani. Şuraya basın zaman bir şey olmuyor. Sağ tuşla kilitliyorsunuz böyle. Yalnız oyunda ciddi manada bir optimizasyon sıkıntısı var. Anladığımız kadarıyla. Drift mi yapıyorum? Neden bu böyle? Oraya çarpınca yavaşlıyor ilginç bir şekilde. Atış yapabiliyoruz lan. Mermi bulmamız gerekiyor sanıyorum. Bu arada spot sistem falan yok oyunda. Ben direkten söyleyeyim bunu. Bakın şu grafiklerde hani GTA Vice'da açsam daha iyi gözükür. Bakın sol üstten görüyorsunuz 20 FPS falan veriyor. Yani ne demek bu? Evet, sağlam bir bilgisayarınız yoksa indirmeyi denemeyin bile. Bir de mouse hızı yetişmiyor buna hikmetse. Şu aşağıda iki tane var. Zoom falan da yok, çok mantıklı ya. Çok sabit. Ha, oynanabilir mi? Hani sürekli oynanacak bir oyun değil de işte 1-2 saatliğine oynanabilir günlük.
Canı bitti baya. İyi götten vurdum. Mermimiz bitti. Şimdi mermi bulmak lazım. Abi oyun gerçekten çok ilginç. Şu anda tabi grafikleri siz tost gibi görüyorsunuz. Normalde benim hani bir oynama hevesim falan vardı oyun ama şu grafiklerle sen bana hani GTX 1050 Ti ekran kartıyla sen bana kalkıp da şu grafiklerde 20 FPS 30 FPS veriyorsan bu oyun hocam kimse oynamaz. Şu anda bir de en düşük grafiklerde her şey düşük. Yani sanarsın internet kafe bilgisayarlarından görüyorsun. Evet abi, donma takılmalar da var. Bu oyuna bir optimizasyon gelmeden oynanmaz ama dediğimi tanıtayım. Hani arkadaşlarımızın daha iyi bilgisayarı vardır diye. Shift'e bastığın zaman sniper'e geçiyor. Oyundaki ateş sesleri, carçurt falan direkt olarak Armored Warfare'dan çalınmış. Mesela merminiz dolu olmadığı zaman Armored Warfare'da atış yaptığın zaman şöyle bir ses çıkar. Hemen hemen aynı. ATGM yüklediğin zaman arkadaşlar hani normalde işte BMP'lerde falan ATGM yüklediğin zaman bir ses çıkar ya. Bununla da aynı ses çıkıyor. Yani bildiğiniz sesleri adamlar kopyalamışlar. Bunları ezebiliyorsunuz böyle. Abi benim hoşuma giden şey şu oldu. Ya hani APCR mi APCR diye mermiler var ya sağ solda. Bir de böyle kalibre kalibre ha. 140'lık var, bir 105'lik var, 120'lik var, 130'luk pardon. 120'lik bir de 125'lik falan var. Videolarını izledim. Gerçekten çok komiğime gitti benim de. Çok gülünç bu durum gerçekten yani. Tanksın ve sağdan soldan işte mermi topluyorsun ya. He, onu otomatikman atıyor anladığım kadarıyla. Depoma nasıl geliyordum ben? Ha, tava basarak. Mesela back herhalde bizimki değil mi? Şimdi ne oluyor anlamadım ki ben. Level 2. Ha, paletler değişiyor. Bakın bu 1 level. Bunun cerdişisi ne lan öyle? Şeye benziyor. Japonların cerdeşi, bir İngilizlerin bir cerdeşisi vardı böyle. Önden çekiş bir zırhlı araç. O geldi aklıma. Ki onun da zaten. Bak bu M60'ın standart şeyi. Cerdeşisi. Şu da direkt olarak o bahsettiğim İngiliz zımbırtısının. Skorpiyonlardaydı herhalde bu cerdeşisi, hatırlamıyorum. Ama böyle palet değişiyor. İzi değişiyor mu? Bak izi aynı kalıyor ama tekerler değişiyor. Çok komik ya gerçi. Aa bak şurada mermiler var. Bakalım. Bak hepsi açılıyor. Çok komik ya. Ha bak önümüze eve geldi mesela. Herhalde bir şey taktık biz farkında olmadan. Gerçekten. Yani 2-3 saat oynarsınız bunu günlük. Ama böyle işte her gün ne bileyim 7-24 oynanacak bir oyun değil bu. Özellikle botçuların ilgisini çekecekleri bu. Ben hepsini toplayayım ama bakalım. Abi yakında bayağı birisi var. Taşmış lan o. Abi çok ya şurada. Hani oldu? Oğlum şu aşırı yakından geliyor, şuradan sıkıyor ama adam. Evet şu an inanılmaz bir şey yani oyun akıcı yani, görüyorsun inanılmaz bir optimize şey var yani. Ah çiftin verdi eline. Bu arada muhtemelen bu oyunu oynayanların şu an en azından birçoğu VOD temelli değiller. Hareketli aldı hocam, sıçıyor yalnız ya. Çift tutmuş bana. Oyun ne güzel düştü. Al bakalım.
Ben de bilmiyorum ki. 105'lik. Bizdeki zaten M68 topu. Şunu kullan bakayım hep şeyler. Yani oyunla ilgili bir şey bilmediğim için. Ha bak burada top. Diyor ki işte 120'lik 125'lik falan olması gerekiyormuş. Oyunda görüldüğü üzere bir spot sistemi yok. Mesela bu arkadaş beni görmemiş. Bu arada nişan olayı falan inanılmaz rezil. Böyle işte muhtemelen sektirme olayı falan yok bunda. Sanmıyorum adamların onu yapacağını. Bir de hareketli halde inanılmaz isabet oranınız berbat. Anca böyle durup atış yapıyorsunuz. Hareketli halde vurmanız pek mümkün değil. Tamamen de Ken'in has fizikleri var oyunun. Abi kule dönmüyor yalnız yani. Şu anda mouse'un en yüksek şeyini aldım. Oyuncu mouse'un olduğundan onu ayarlayabiliyorum. Buna rağmen dönmüyor yani. M60 Leopard 1 ve TL5 oranla gerçekte olduğu gibi daha zırhlı. Yani oyunda kısmen bir gerçekçilik var. Lakin böyle amşan bir gerçekçilik de beklememek lazım. Sağ altta ben arkada bir daire görüyorum ama anlamadım ben onu. Şu aşağıda birisi var. Tankların topu bayağı isabetsiz arkadaşlar. Anladığım kadarıyla videolar bir tane videosunu izlemiştim. Orada da aynen bu şekildeydi. Enes patır çatır çutur diye vurabiliyorsunuz böyle. Enes patır çatır çutur patır kütür kütür kütür. Bu onun değil mi? Bu çanta. Onun bunda da bir şey yok ki lan. Bana bayağı bir şey geldi. Ya hiçbir şey anlamadım lan. Hani aa bak arkamızda götümüze bir şey eklendi. O da herhalde şey fazlalık mı ne? Zoom falan yok sadece o işte dürbün falan alıyorsunuz. O şekilde zoom'unuzu arttı. Bildiğiniz sniper dürbünü gibi düşünün bunu yani. Tankçı dürbünleri gibi işte zoom olayı falan pek yok bunda. Y'ye basınca ne oluyor? Ha sis atıyor. Anladığım kadarıyla. Kim ne kadar hayatta? 18 kişi yaşıyormuş. Yalnız şu grafiklerle ben 50 metredeki adamı göremiyorum ki. Yani şu taşlar tank gibi gözüküyor bana. Bu arkadaşım mesela hiç bot geçmiş falan yok. Orası belli. İkile vermiş onun motoru. Alalım. Yarım içeri AFK bırakmak zorunda kaldım. Şu artan dışında kaldığı için canı falan yaralanmış. Ha, 3 sefer motor. Harika ya. Abi komik değil mi? 3 sefer motor buluyorsun ya. Tak bakalım motoru hadi. Şu ne? Tam bir çantası mı? Ha, bu 2 kilo vermiş. Gerçekten çok ilginç ya. Böyle tamir oluyorsunuz. Evet, tamir olduk. Yalnız TPS modunu kullanarak çok rahat gafil avlayabilirsiniz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki
bir WoT geçmişi olan, yani tank oyunu oynamışsa daha önceden birisi, çok mantıklı abi ölmemiş tabi burada. Abi şu an ne olduğunu ben anlamadım. Adamlar bayağı uzay bir bomba bıraktı, ben öldüm burada. Amacım size oyunu tanıtmaktı. Tabi düzgün oynayamadım, onun farkındayım ama WoT geçmişi olan birisi bu oyuna 10-0 önüne başlıyor veya işte ne bileyim War Thunder olur, Armored Warfare olur, WoT olur, fark etmez. Bildiğin PUBG ile WoT'un karışımı eşittir Scabiliyet kurva oluyor. PUBG'nin ve WoT'un karışımı özetle bu oyun oluyor. Oyunun çok ilginç bir ismi var, orasını bilmiyorum daha. Oyunun ismini bilmiyorum, oyunu tanıtıyorum sizlere. Böyle mantıksal hareketlerim çoktur benim. Dediğim gibi oyun hani sürekli oynanacak bir oyun değil. Altyapısı ona müsait değil bence. Çünkü yani gördüğünüz nişan alma oranı pek iyi değil. Yani uzak mesafelere zaten hiç sıkamıyorsunuz. Bir de nişan alma süresi falan aşırı fazla. Bir de sistem gereksinimleri falan. Normalde Steam'den baktığın zaman benim şu anda 4-4'lük oynamam gerekiyor bu oyun. Ama full düşük grafiği almama rağmen arkadaşlar, maksimum 30 FPS'i falan görüyorsunuz genelde. Böyle ultra üstü bir bilgisayarınız yoksa oyunu 60 FPS'de oynamanız mümkün değil arkadaşlar. Muhtemelen renderlamayı falan yapamamışlar. Tüm haritayı bilgisayarınız yüklemeye çalışıyor. Normalde mantıken ne olur? Yani senin görmediğin noktalar modellenmez. Sen o bölüme yaklaştıkça modellenmeye başlar, renderlanır. Ama bunda herhalde adminler öyle bir şey yapmamışlar. Direkt olarak bilgisayarınıza onların, yani sizin görmediğiniz noktalardaki işte kayınçalı çırpının bile bilgisayarınıza yük bindiriyor. Evet. Oynanır mı? Ya dediğim gibi günde 2 saat böyle çerez niyetine oynanacak bir oyun. Özellikle WoT'çuların işine gelecektir bu oyun tahminimce. Hani PUBG stilinde oynanıyor ama WoT temelli. İlginç bir oyun. Scabiliyet.